CHP'li belediyelerde de işler karışık. Karşıyaka Belediyesi İzmir'de işçileri maaşını taksitle ödemesiyle gündeme gelmişti. Hatırlayacaksınız, o işçiler haklarını, yani maaşlarını alabilmek için bir eylem yaptı. Bu eylem sonucunda da haklarını almayı bekliyorlardı ama eyleme katılan tüm işçiler tazminatsız olarak işten atıldı. Aya yakın bir süredir maaşlarımızı taksit alıyoruz. İşçiler gerçekten çok zor durumda. Oysa haklarının sonuna kadar korunacağı CHP'nin seçim vaadiydi. Taksit yatan maaşları sebebiyle seslerini duyurmak isteyince bu kez işlerinden de oldular. Üstelik tazminatlarını bile alamadılar. CHP'li Karşıyaka Belediyesi İşçi skandalıyla gündemde. 30'unda bir eylem gerçekleştirdik sosyal tesislerde. Bir önceki hafta 6.000 lira Haziran ayından maaşımız yatmıştı. Aslında tamamı yatması gerekirken 6.000 lira yattığı için arkadaşlarımız bu eylemi yaptılar. Bir aylık maaş 4-5 taksit halinde bölük pörçük yatırılınca işçiler isyan etti. Kimi maddi sıkıntılar yüzünden eşinden boşandı, kimi tefecilerin eline düştü. Ancak bu süreçte belediyenin kaynakları har vurup harman savruldu. İşçilerin iddiasına göre belediyeye yaklaşık 7 milyon liralık halı alındı. Ancak o halıyı gören olmadı. İşçiler durum düzelmeyince belediye seslerini duysun diye sokağa indi. İş bırakma eylemi yaptı. Ancak eyleme katılanların hepsi iddialarına göre belediye tarafından fişlendi. Bir savunma istemi gerçekleşti şirket tarafından zarara uğratılma gerekçesiyle. Daha sonra arkadaşlar savunmalarını da yazdılar. Ancak henüz disiplin kurulu bile görülmeden 93 arkadaşımızın iş akitleri feshedildi. 93 işçi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller maddesi gerekçe gösterilerek tazminatsız işten atıldı. Belediye binası önünde direnmeye devam edeceğiz işe alınana kadar. Yasal sürecimiz de olacak. Mahkemeye başvuracağız. İzmir'de birçok ilçe belediyesinde manzara aynı. Onlardan biri de Çiğli Belediyesi. İşverenin işçiyi kendi tarafından hiçbir sebep göstermeden çıkartılmasını kabul etmiyoruz. İşimize geri alınmak için burada direnişimize devam ediyoruz. Keyfi olarak işten çıkarılan 147 emekçi haftalardır haklarını aramak için CHP Genel Merkezi'nin önünde yatıp kalkıyor. İşçiye verilen sözler tutun.